Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eventimiz Kum Fırtınası, yani Sunstorm eventi. Bu event arkadaşlar geçtiğimiz geçtiğimiz en son yama değil, ondan bir önceki yamada eklenen bir event bu Sunstorm. Çöl biyomunda gerçekleşiyor arkadaşlar. Haritanın sadece çöl olan biyomlarında gerçekleşiyor. Tabii bu çölün hangisi olduğu fark etmiyor. Crimson'ın çölü olsun, normal çöl olsun ya da Hollow'un çölü olsun fark etmiyor arkadaşlar. Herhangi bir çölde gerçekleşebiliyor. Sadece çölde olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkada şöyle bir kum fırtınası efektleri oluşuyor. Kum taneleri. Yürümek biraz zorlaşıyor. Bu yani erken safhalarda, oyunun ilk başlarına geldiğinizde kum fırtınasının içindeyseniz eğer yürümeniz bayağı bir zorlaşıyor. Sizi itikliyor. Kum fırtınasının gittiği yöne doğru, mesela bu tarafa doğru yürümek biraz daha zor. Burada hard moda geçmeden önce karşılaşabileceğiniz bazı yaratıklar var arkadaşlar. Biri Antlion Charger galiba böyle okunuyor. Yani pireye benzeyen, çöl piresine benzeyen bir yaratık. Şu an ekranda resmini gördüğünüz yaratık arkadaşlar. Erken safhalarda karşınıza bu çıkabilir. Hani hard moda geçmeden önce karşılaşabileceğiniz bir yaratık. Kendisi pire gibi hızlı hareket ediyor ve hızlandığı zaman, düz bir alanda hızlandığı zaman gerçekten büyük hasarlar çıkarabiliyor. Üzerinize de doğru koşuyor sürekli. Bunu kestiğiniz zaman Antlion Mandible adında bir materyal düşüyor arkadaşlar. Bu pot yapımında falan kullanılabilen bir materyal. %33.3 şansla düşüyor arkadaşlar. Bir de Mandible Blade adında bir item düşüyor %2 şansla. Sonra erken safhalarda karşılaşabileceğiniz bir tane daha yaratıktan bahsedelim. O da Tomb Crawler, yani yeraltı solucanı arkadaşlar. Bu çölün yer altına geldiğiniz zaman, mesela şuradan yer altına gidilebiliyor. Yer altında karşılaşabileceğiniz solucan tipi bir yaratık. Biliyorsunuz ki toprağın içinde gezen her bölgenin solucan yaratıkları var. Buranın solucan yaratığı Tomb Crawler, yani bu biraz daha normal toprak solucanına göre daha güçlü bir yaratık arkadaşlar. Blokların içinden geçebiliyor ve zayıf bir düşman. Hani size hasar verebilir, kafasıyla hasar verebiliyor ama zayıf bir düşman. Öyle korkulacak bir düşman değil. Sonra yine yeni, hani bu diğer ilk son gelen yama değil de ondan önceki yamayla gelen Sunstorm'a eklenen bir yaratık var. Yeni bir tip yaratık. Bu arkadaşlar Angry Tumbler, yani çalı. Hani bildiğimiz çölde yuvarlanan çalılar var, siyah. Bunun siyah hali. Bu çalı böyle kum fırtınalarında falan ortaya çıkıp üstünüze gelebiliyor arkadaşlar. Sadece kum fırtınasında spamlanıyor bu. Fırtınanın olduğu yöne doğru hareket ediyor ve size çarpıp hasar vermeye çalışıyor. Böyle bir çalı. Sonra Hollow'a geçtiğiniz zaman, Hard moda geçtiğiniz zaman, yaratıklar da değişiyor. Hani hard moddan önceki yaratıklar duruyor, üzerine sadece farklı yaratıklar ekleniyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Sand Elemental. Şu an ortaya çıkan şu Sand Elemental arkadaşlar. Az önce öldürdüm. 3 tane hortum çıkartıyor bu Sand Elemental. Sadece hard modda karşınıza çıkabilir ve kum fırtınası sırasında spamlanıyor. Kum fırtınası sırasında spamlanan bu Sand Elemental ortaya çıktığında size 3 tane hortum atıyor. Bu hortumlar size damage vermek için tabii ki de, hani damage vermeye yarıyor. Kendisi öldürdüğünüz zaman, az önce öldürdüm, Forbidden Fragment düşürüyor. %100 şekilde bir tane Forbidden Fragment düşürüyor. Bu fragmentlerle armor yapıyorsunuz arkadaşlar. Armor yapımında kullanılan bir fragment düşürüyor diyebiliriz yani. İkinci, sadece çöl fırtınasında çalı geldi az önce gördüğünüz gibi. Çöl fırtınasına çıkan başka bir yaratıktan başlayacak olursak arkadaşlar, Dune Splicer diye okunuyor galiba. Kum fırtınasının sırasında ortaya çıkan yine farklı bir solucan tipi. Evet, yine geldi elemental. Nerede? Ha, şurada. Farklı bir solucan tipi arkadaşlar. Hani az önce bahsettiğim yeraltı solucanına göre daha kalın, boyutu daha kalın ve daha böyle yüzeyde de hareket edebilen bir solucan. Kafasıyla size damage veriyor.
Ama yine bildiğiniz gibi gövdesi zayıf bir düşman. Kesebilirsiniz rahatlıkla yani. Bu da yeni yamalarda eklenen bir yaratık. Hard modda kum fırtınasında meydana çıkan diğer eklenen yeni yaratıklardan bir tanesi arkadaşlar. Sand Shark, yani kum köpek balığı. Bu köpek balığı sadece kum fırtınalarının ortaya çıkıyor. Şu gördünüz. Böyle yüzeye zıplaya zıplaya geliyor. Düz bir hatta. Düz bir hatta hareket ediyor arkadaşlar kum fırtınasında. Zıplaya zıplaya sanki denizde yüzermiş gibi size doğru saldırmaya çalışıyor. Bunun birkaç tip çeşidi var. Crimson çölündeyseniz kırmızı bir köpek balığı geliyor. Hollow'daysanız Hollow'un rengine göre geliyor. Corruption'daysanız Corruption'un rengine göre geliyor. Hepsini ekranda gösteriyorum zaten. Bunu kestiğinizde okyanusa gitmeden shark fin elde edebilirsiniz. Yani şu arkadaşlar, hani bu shark finleri elde etmek için eskiden okyanusa giderdik köpek balığı kesmek için. Artık kum fırtınası eventinde de shark finleri elde edebiliyorsunuz bu yaratıkları keserek. %12.5 ile düşürüyor arkadaşlar köpek balıkları. İşte bu köpek balıklarını keserek bunları elde edebiliyorsunuz. Başka bir kum fırtınasının olayı yok arkadaşlar. Farklı tipte yaratıklar da gelmiyor başka. Gördüğünüz gibi kum fırtınası eventinde sadece aslındaki en önemli olan şey şu sand elemental canavarını kesip Forbidden Armor için fragment kasmak. Yani amacı tamamen bu diyebilirim. Görüşünüz daralıyor. Görüşünüz daralıyor ve rüzgar sizi itikliyor. Erken safhalarda zorluk çıkartıyor. Ama bunun dışında başka bir filmi yok arkadaşlar bu eventin. Eğer Forbidden Armor, yani yasaklı armor mu oluyor çevirince? Öyle bir şey oluyor. Ya yasaklı armor ya da lanetli armor. Öyle bir şey oluyor çevirdiğiniz zaman. O armoru yapmak istiyorsanız Kul Fırtınası eventini yapmanız gerekiyor ve bu Sand Elemental yaratığını, 3 tane hortum çıkaran yaratığı kesip Forbidden Fragment elde etmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda armoru yapabiliyorsunuz. Armor rehberinde bundan bahsedeceğiz zaten. Diğer bölümde başka bir eventten bahsedeceğiz. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.